Sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar. Karşınızda ben Erişan Konyalı, dijital pazarlama uzmanı ve danışmanıyım ve aynı zamanda One More International bağımsız distribütörüyüm ve yanımızda gördüğünüz gibi Mehmet Ferda Özer Bey var ve kendisi One More International kurucu üyelerinden ve en başta start veren kişilerden, hatta şirket daha start vermeden başlayan kişilerden kendisi ve bugün bir kamptayız Antalya'da, Side'de bir oteldeyiz ve gerçekten harika bir kamp gerçekleştirdik ve Mehmet Bey'in bu ayki başarılarından bir tanesi şirketin 2 numarası haline geldi ve kendisiyle buluşmamızdaki en büyük amacımız hem sağlık başarısını hem de varlık başarısını konuşuyor olacağız. Mehmet Bey, biraz kendinizden bahseder misiniz? Arkadaşlarınız sizi biraz daha yakından tanısın. Bir girişimcilik ruhunuz var olduğunu söylemiştiniz. Nereden başladınız? Kendinize bir işiniz var galiba, vardı. Neye başlamıştınız? Evet, ben askerden geldikten sonra dayımla ortak Medöl'de hedef parça balata fren servisi açtık. Evet. Ondan sonra 2 senesinde lastik bayiliği de aldık hatta. Çok güzel gidiyordu. Tam köşeyi dönerken diyorum bir araba çarptı, bu hale geldim. Bir şakası, sağ olun, Allah razı olsun. OneMall'la tanışma sebebinizi sanırım bu kazadan sonra. Ondan sonra ben işte kaza geçirdikten sonra, hatta kazaydı da motosiklet kazası geçirdim. Ölmüşüm, orada yatırmışlar beni, üstüme örtmüşler hatta. Bir tane bu işlerden anlayan birisi, daha önce kaza geçiren birisi demiş ki, ben demiş kalp basıcı yapın, onun kalbi çalışıyor. Açmış gazeteleri işte, beni kalp basıcı yapmış, hakikaten de çalışmış. Vallahi duygulandı, evet. Yani. Gerçekten. Çok enteresan. Hayata tutunma anı olmuş, evet, yani. Oradan sonra başlıyor zaten. Sonra işte Negöl Devlet Hastanesi'ne götürmüşler, kabul etmemişler orada, beni çok ağırmışım. Çünkü darbeyi kafadan almışım. Sonra Bursa Devlet Hastanesi'ne gelmişim. Orada da kabul etmemişler. En son meslek fakülteye götürmüşler. Orada artık almışım. Yaşatacak yani, olan Cenab-ı Allah yaşatmışım. Gerçekten. Sonra orada işte çok yoğun bakım yaptığım için yoğun bakımda da altımda yatak koymamışlar. Orada yatak o zamanlar yoktu bizim zamanımızda. Şimdi her iki senede bizim altına koyuyorlar. Tek şanslısı o. Hastane enfeksiyonu. Hafta sonu bir işte ilgilenememişler sıklıktan dolayı. Yok, orada bir mikrop kapmışım, hastane mikrobu. Aslında bu hastane mikrobunu kapanlar ölüyor ama ben yine işte Allah'ın takdiri yaşıyorum. Evet, maşallah. Yani. Ya gerçekten iyi, aferin sizin hikaye. Ben size şey atarım oradan. Biz mesela bu kısımları bilmiyorduk ama bu gerçekten heyecanlandı. Peki Van Moor'la nasıl tanıştınız? Sonra işte ben kendime gelmeye başlayınca ben boş duramam. Devamlı işler yapmak zorundayım yani. Hatta bir sene bir 15 çalışması yaptım ben. Satı yapıp sattım ama ondan sonra satacak yer de bulamadım. Girişimcilik devam ediyor yani. İçinizde var yani. Aynı yer benim. Duramam, boş duramam. Sonra işte yaptım sattım bir sene böyle takımları sattık. Sipariş olup güzel istek üzerine. Ağır kesecek yani. Sabah bir tane, akşam bir tane rahat günü ya da rahat günün geçsin diye. Sonra Mustafa Bey'le tanıştım. Şirketimizin CEO'su, CEO'su. Mustafa Erdil Bey'le tanıştım. Ondan sonra tanıştım ve hatta bir pazar günü ben dedim Mustafa Bey'e aradım. O zamanlar Facebook'ta reklam yaparken mail adresleri serbest gitti. Bilirsin. Evet. Şimdi onları gönderemiyoruz böyle mailleri falan. Dedim ki ben dedim Mustafa Bey'e arayayım. Hatta o zaman işe başladım ya dedi. Bu One More başladım işte. Bana dedi ki, Mehmet abi sen bizde var mısın? Ben dedim, tabii dedim, tabii siz olursunuz da ben almamışsın, her yerde varım. Sonrasında işte ablamla görüştüler Bursa'da, ben gidemedim, engelli olduğum için. O sıra hatta Kumlu'daydım evdeydim, hani Kumlu'dan da gitmek Bursa'ya zor olduğu için. Ablam gitti, görüştü, geldik, heyecanla bekledim onu. Sonra işte dedi ki, tamam anlaştık dedim, işte o böyle dedi, yapacağız bu işi. Biz orada kurucu olarak başladık. Çok iyi. Dediğim gibi iki tane herkes çünkü oğlum ya. Bu işlere başladığımdan beri Van Mortlay'ın esnafiyeli oradan iki tane yapıştırıyorum. Bir tane belime, bir tane sağ olsun. Zaten sağlıklı insanların bile yapıştırması gereken diyor. Sağ omuz yürek kemiği üstü. Eğer bir tane bir arızanız varsa, neriniz ağrıyorsa diğerini de oraya yapıştırıyorsunuz. Yani bu vaktler benim hayatımda işte. Hatta ben evden hiç çıkan bir insan değilim. Hep evde oturdum. Dört duvar arasında 23 sene oturdum. 23 sene sonra Mustafa Bey'le tanışmam vesilesiyle bu hallere geldim. Allah razı olsun. Şimdi ben mesela Antalya'ya gidiyorum. Bu 10. gelişim. Yoksa beni kimse getiremez. Vanmor olduğu için gidiyor. Vanmor aşkına. Hem Bant'ın enerjisi hem de aynen. Firmanın aşkına. 10 yıl boyunca hiç bir yere çıkmamışken ilk defa 10 yıl sonra, kazadan sonra biz kaza öncesi Alanya'da tatildeydik. Döndük, kaza geçirdik. 93 kaza, 2003
bir dakika, 2014 mü başladı? 2014 işte 2014 aradan 11 yıl sonra Mehmet ilk defa şeye geldi. Peki girişimcilik anlamında start verdiğinizde yaşadığınız problemler neler oldu? Yani bu arada işte orada çok zorlandım. Tanıdıklar falan hiç inanmadı benim. Hatta kullanıyoruz biz. Cigarlarını hep onu annem kullanıyor dedi. Üzerinde sıvısı, diş sıvısı gitti. 3 tane doktora ameliyat dedi. Ama olmadı. Bantlar çıktı tam o sıra. Annem de şu an hatta o bantlarla 4 seneden beri alıksız kullanıyor. İkimiz zaten efsaneyiz. Efsane ürün deneyimi yaşadı. Çok güzel. Zaten aslında ürün deneyimi her şeyin başı yani. Ürün deneyimle başlıyor ticari girişimde. Ticari girişimizde peki yaşadığınız problemler neler oldu? Yani ekip kurma anlamında gelirler belki. Sorunu hani işte ben evden çıkamadığım için internet üzerinden dedim ben bu işi yapacağım. Çok sağ olun. İnandım, güvendim. Hedefimi koydum, kimseye dinlemedim. Taktım at gözlüklerini, kulaklarımı tıkadım. Sadece dedim ben gitmendim. En sonunda işte 4 sene sonra... Motivasyonu önemli aslında. Evet, onun motivasyonu var mı? Senin bir isteğin var mı? İnanç. Fazil, kararlı. Ve şu anda da aslında şirketin 2 numarası. 2 numarası oldu, evet. 20'den girdim. İsteğe. 20, ondan sonra yukarı çıktı. Zeynel Bey. Zeynel Bey sayesinde. Zeynel Bey, gerçekten. Tabii ekibinizde süperstarların sayesinde. Evet, yani. Her gün dua ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Yani aslında pes etmez, devam edersek. Evet, pes etmeyince var. Meyip devam eden herkes kesin. Evet, yani bu işi... Sabır işi lazım işte. O yüzden arada, şimdiki gençler evet. Deli gibi çalışacak. Hızlı pes ediyorsunuz. Evet, evet, aynen. Bu arada sizi mi? Ben geçen yazışmamıza da baktım. Evet. Siz bana yazmıştınız. Evet. Çok o kadar çok istiyordu ki. Yani. Çok istedim. İşte Mustafa Bey'le konuşalım. Şey yapsın, işte sisteme uyarlansın. Bak bir şey olsa işte çok çabuk. İstedim ama hani kısmet aynı şey. Dediniz bu sistemle alakalı. Ben şu an hani OneMall'dan yeni yeni soruyorum. Aslında kafamdaki beni bildiğim bir sistem var. O sistemi entegre etmek açısından biz İstanbul'da ofiste aslında az buçuk görüştük. Benim aslında hem dijital pazarlama uzmanlığı bir de hani Rusça dilim var. Ve hani Rusya'ya açılma niyetimiz de var ve bu hani network marketing internet üzerinden nasıl yapabileceğimizle alakalı çok tecrübeli var. Tabii işte. Evet, zaten Mehmet onu keşfettiği için yani çok istiyordu olması. Siz de onu keşfettiğim için çok istedim ama ben yapamadım. Bilgisayar işini yapmayı anlamıyorum. Ben açıp hiç açmasını, kapamasını hatta ne yaptı, nasıl yaptım, ikinci sefer yapmaya taktığını yapamıyorum bazen. Ben dedim nasıl yaptım? Vallahi ben Azbiz'e gerçekten çok hayran oldum. Umarım bu hikayeniz birçok ekip arkadaşlarımıza ilham olur. Çünkü gerçekten yeterince neden olması şart yani. Evet, ben bunu yapabiliyorsam, mesela sağlam insanlar bunu 100 kat daha, 1000 kat daha güzel yapabilirler yani. Yapılmayacak bir işte, inandıktan, güvendikten sonra. Kesinlikle. Zaten ürün sonuçlarımızı kendimiz yaşıyoruz değil mi? Şimdi bant üzerimde biraz da yakıyor herhalde. Bol su içmem gerekiyor. Evet, su. Şey, bantı kullanınca gerçekten hem enerji hem faydası geliyor. Daha sonrasında ticarete de sarıldığımızda doğru gerekenleri yaptığımızda aslında çok güzel sonuçlar alıyoruz. Ben başarınızdan dolayı sizi tebrik ederim. İnşallah daha güzel başarılar olacak. Daha yeni başlıyoruz aslında. Ben de şunu söyleyeyim kapatmadan. Hareket yapıyorum ben her sabah. Azıcıkla çalışıyorum. Hatta bir gün yazlıktaydık, çok sıcak bir günde, kaç derece, 30 derece falan bir sıcaklık vardı, 2 derece. Ben ablama dedim, abla dedim, benim bir yatar mısın, ne oldu, ne oldu dedi. Dedim hareket yapacağım ben, geleceğim, bir şey deneyeceğim. Bantı şimdi aldım, bantımızın paketi var ya, ben paketi sardım, aldım, ne, ağırlığın dumbbellin etrafına. Bir elimin altında o, bir elimin altına da paketi koydum. O hızla 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14 set yapılıyor ya. O 4 setleri 3 ara ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 öyle ara veriyorum. Sonra işte 3 set arka arka yaptım. 3 set yaptıktan sonra ablam dedi ki, hadi gel dedi şeye, çay koydum çay oldu. Hatta bir set daha belki yapabilirim. Süper. Bir de onu denememin amacı, hani hareket yaptıktan sonra onlar tutulur ya. Evet. Acaba dedim ki tutulacak mı tutulmayacak mı? Onlar test etmiştim aslında. O yüzden ben söyleyeceğim. Orada da hiç tutulma falan olmadı. O zaman yani mantığınız süper. Ya aslında hem sağlıklı olanları kullanması hem de sağlıkları kullanması gerekiyor. Çıkış amacının sebebi sağlıklı insanları kullanıp hasta olmaz. Ama kullananlar, hastalar da kullanıyor. Onlar da diyor ki buramaya geldi, öbür diyor buramaya geldi. Ha, derken aslında... Böyle işte bütün her şeye geldi. misyonuna ortak oldu yani. Bize bakacağız o yüzden. Aynen. Arkadaşlar umarım Mehmet Bey'le yaptığınız bu söyleşi hoşunuza gitmiştir. Daha nasip olursa ilerleyen dönemlerde de hem maddi hem manevi sonuçlarını tekrardan devam ediyor olacağız videolara. Bu videoyu beğendiyseniz mutlaka arkadaşlarınıza paylaşın ki ekibimde bu videoyu bekleyen çok arkadaşım vardı. Daha ekibimize dahil olmayan insanlara da ilham olması açısından bu videoyu beğenip paylaşırsanız çok sevinirim.
Bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.